Hadi Birleşme Piyasalar Merkezi'ne merhabalar değerli arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Şimdi müziğimizi durduralım. Şöyle geçelim. Yeni haftada piyasalar nasıl seyredebilir ve yeni ayda piyasalar nasıl seyredebilir? Bunu detaylı bir şekilde yorumlayalım ve hisselere yönelik de çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı da sizlerle paylaşalım istedik. İki bölüm halinde yapacağız. Gene klasik olarak isterseniz Amerikan 10 yıllık faizlerinden başlayalım. Şimdi Amerikan 10 yıllık faizlerinin daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi aşağı yönde hareketi devam ediyor ama 2.80 üzerinde kalmak isteyen ama 2.90 üzerine de çıkamayan bir hareket görüyoruz. Haftalıklara baktığımızda evet bant iyice sıkıştı. Demek ki bu haftadan sonra ciddi dalgalanmalar göreceğiz Amerikan faizlerinde. Benim beklentim aynen burada olduğu gibi aşağı yönlü uzun süre bir aşağı yönlü hareket. Çünkü geçen hafta dizi izleyenler fark etmişlerdir. Bunu da açıklamaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Özellikle Amerika'dan gelen son makroekonomik verilere baktığımızda burada grafiklerin yani verilerin aşağı yönlü olmaya başladığı hatta baskın bir şekilde oluşmaya başladığını gördük ki Amerikan tarım dışı istihdam verisi geçen ay gelmeden bir gün önce de Amerika'da aslında istihdam azalmaya başladı. Tamam işsizlik 40 yılın belki en dibinde ama bununla ilgili de bir takım yorumlarda bulunmuştuk ve şunu söylemeye çalıştık. Amerikan Merkez Bankası FED faiz artırımında çok istekli olmayabilir. Bu da dolar endeksinin de aşağı yönlü hareketine sebep olacaktır gibi yorumlarda bulunmuştuk. Ve faizlerin geri çekilmesine yönelik de zaten daha önce de bahsetmiş olduğumuz geri çekilmeler devam ediyor. Ve daha önce de aslında 2017 içinde faizlerin ikilerin altında kalamayacağını, üçlere gidebileceğini söylediğimizi bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Ve bir düzeltmeye de başladığımızı artık buradan söylüyoruz. Şimdi burada Amerikan yıllık faizlerinden sonra bir de şöyle bir Alman faizlerine bakalım. Avrupa'daki faizler ne durumda diyecek olursak. Evet faizler burada Amerikan faizlerine baktığımızda hemen hemen aynı seviyelerden aynı etkiyi oluşturucasına hafif de olsa aşağı yönde seyrine bir süre daha devam ediyor. Bizde tahvilde durum ne diyecek olursak bizde de tabloya baktığımızda gördüğünüz üzere yükselişler hala hazırda. Şimdi 19.25'ler ki geçen 2 hafta önce 19.55'lere kadar gelmiştik. Şunu de not olarak söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de daha faizler 2016'da %8'ler hatta 2015 başında 2016 içinde de %8'ler 7.5'lar civarında 2015'i dikkate aldığımızda %20'lere gideceğini söylediğimizde aldığımız tepki bugün dolarda yine o tarihlerde doların ciddi bir rally içinde olabileceğini söylediğimizde borsanın da çok fazla prim yapma ihtimalinin olmadığını söylediğimizde borsanın 5 yıl prim yapmadığını gördük 2013-2017 Ocak ayına kadar faizlerde de %7.5'lardan %20'lere hedef verdiğimizde bunu gerçekleştirmiyoruz. Dolarda da aynı şekilde son 3 yıllık tabloya baktığımızda 2.60'lardan doların 4'lerin üzerine gidebileceğini söylediğimiz dönemler vardı. Dolayısıyla bizim aslında birçok söylediğimiz ve paylaştığımız, yapmış olduğumuz yorumlar hisse senetleri de olmak üzere hiçbirinin tutmuyor diyerek belki de bizi demoralize etmeye çalışan çok insan var. Hiç umurumuzda değil tabii çünkü sonuç itibariyle yaptıklarımız ortada. Kimsenin göremediğini görebiliyoruz. Çok şükür faizler dediğimiz gibi 7.5'lardayken %20 söylemek yani doları daha 1.5'ken 2011'deyken 4 demek ve gerçekleşmesi. Borsanın da yine 2008'deyken 20.000'den 100.000'e gidebilecek dediğimiz gibi 2013'te de 2005 yıl boyunca borsadan bir şeyler beklemeyin dediğimizde 2014, 2015, 2016, 2017'ye kadar geçen 4 yıllık süreçte, 4,5 yıllık süreçte borsanın hiçbir şey yapmamış olması bile aslında bu insanların bizim de değil kendileriyle sıkıntısı olduğunu gösteriyor. Yani biz tabii ister istemez buna takılıyoruz, ister istemez bu yorumlarda yapıyoruz. Yani hiç derken en azından bir insaflı olun dönün bakın derim. Şimdi hisseler tarafında da tabii yapmış olduğumuz çalışmalar var. Ve hisseler tarafında da biz anlık yorum da yapıyoruz. Saatlik yorum da yapıyoruz. Birkaç güne yönelik de yorum yapıyoruz. Hatta benim yaptığım sistemi dünyada yapan yok.
Bunu da zaten sizlerle paylaşıyoruz, kanıtlıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. 100 tane hisseyi 2 dakika içinde gezip, 2,5 dakika içinde gezip 100 hisse içinden çıkarttığımız, olumlu gördüğümüz, olumsuz gördüğümüz hisselerin başarı oranına bakın. %90'ın üzerinde, %85, %90'ın üzerinde. 500 hisseyi geçen hafta da çalıştık biliyorsunuz arkadaşlar. 500 hisse için bahsetmiş olduğumuz 500 hisseyi 12 dakikada gezdik. O videomuza bakabilirsiniz. 75 tane, 74 tane hisse çıkarttık. Bu 74 hissenin 64 tanesi endeksin üzerinde getiri sağladı. En minimumu 3'ler civarında gerçekleşti. Maksimumu %40'lara yaklaştı geçen hafta. Prim yapan Borsa ve Kerevitaş olmak üzere. Bunları da nasıl bulduk? 75 hisseyi 12 dakikada gezerken 1,4 saniye en fazla bir hisseye bakmışız. Yani hızlı bir şekilde bakarak notumuzu almışız. Bizim özel tablomuzda notumuzu alıyoruz ya da ismini bile yazıyoruz. Dolayısıyla burada çıkan sonuç başarı oranı 64 hisse de endeksin üzerinde getiri. 10 hisse endeks ve endeks civarında getiri. 1 hisse endeksin altında kalmış. Hatta eksi olmuş pardon. Biz endeks prim yaparken bizim o hissemiz Akçansa prim yapmamış, geri çekilmiş. Bu da şunu gösteriyor. Biz satış dediğimizde hisselerin düştüğünü, alış dediğimizde hisselerin yükseldiğini ve bunları tabii teknik manada yaptığımızı ve bu teknikleri dediğimiz gibi benim kendi yılların tecrübesiyle geliştirdim. Nasıl bir bakış açısına sahip olmak gerekir? Nasıl bakmak gerekir bir hisseye? Olabildiğince detaya girmeden, olabildiğince nereye bakılması gerektiğini ve olabildiğince herkesin çok rahat anlayabileceği tarzda çok basit yöntemlerle, basit sistemlerle birleştireceğimiz 5-6 disiplin kriteriyle aslında bu piyasaları çok rahat kazanabilirsiniz. Çok rahat bir disipline oturtup risk yönetimi yaparak kimseye abi hisse var mı, abi şunu alayım mı, şunu satayım mı demeden kendiniz bile yapabilecek duruma gelebilirsiniz. Bunları da zaten biz bahsetmiş olduğumuz gibi 8,5 yıldır neredeyse eğitim veriyoruz. Bu eğitimler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Evet, eğitimlerimize de bekleriz. Bu arada reklamımızı da yapmış olalım. Şimdi tahvil faizleri dedik. Tahvil faizlerinde bizde hala hazırda yukarı hareket devam ediyor. Biliyorsunuz zamlar yine gelmeye başladı. Ve enflasyon büyük ihtimalle eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in bahsetmiş olduğu 2 ay daha enflasyon yüksek kalacak demesi. Evet, enflasyon yüksek kalacağını zaten söylemişti. Zamlarla ne kadar da yüksek gidebileceğini biz şimdi tahmin etmeye çalışacağız. %13'ler, %14'ler bandına doğru giden enflasyon borsa tarafında olumlu algılanacaktır. Neden diyebilirsiniz? Çünkü borsanın yükselişi bir şekilde güvenli liman olarak, enflasyon yükselişi güvenli liman olarak borsaya, bankacılık sektörü dışındaki hisselere kalıp çekebilir. Ama geçicidir tabii ki bu. Sağlam bir yatırım tarzı değildir. Biz yine de hisse paylaşımlarımız olacak. Endeksler yönelik çalışmalarımız olacak. Ve hemen tekrar faizlere ve dünyaya dönelim. Tahvil tarafında dediğimiz gibi bir sıkışma var. Büyük ihtimalle bank belli bir bantta seyredecek. Sonrasında aşağı gelmesi için izliyor olacağız. Buradan nereye dönelim? Şimdi dolar endeksine şöyle bir bakalım. Ne demiştik? Dolar endeksi 3 tepe yapabilir. 3 tepe yaptığını net olarak görüyoruz. Haftalıklarda belki bu noktada bahsetmiş olduğumuz 94 seviyesinin aşağı kırılarak şurada oluşan 93'lere doğru hızlı bir geri çekilme görebiliriz. Çünkü şu hattın ne kadar önemli güçlü direnç olduğundan bahsediyoruz. Bakın son 2 haftada yukarı çıksa da banda dokunduğunda geri çekildiğini görüyoruz ve zaten beklentimiz de bu yönde. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta daha dramatik bir dolar düşüşü göreceğiz dünyada. Dolar endeksinin yükselmesi noktasında da büyük ihtimalle biz bu açıdan baktığımızda, değerlendirdiğimizde euro dolar paritesini hemen şöyle gündeme getirerek, yorumlayarak bahsetmek istiyorum. Euro'da görmüş olduğunuz şu hareketli ortalama, yani 1.1850'ler tekrar hedef konumda. Ve daha önceki günlerde bahsetmiş olduğumuz ne demiştik? Burası dip aslında. Burada dip yapıp bir yükseliş hareketine geçecektir. Dibi onaylayıp rally başlayacaktır. Evet, euro dolarda önümüzdeki hafta büyük ihtimalle üst bandı 1.1850'ye, hatta o 300 pipslik gelen satışın, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı sonrası gelen satışın bundan sonra yerini bakın o boşluğu doldurarak yukarı yönde şu çok önemli ortalamaları da yukarı geçerek aradaki marş kadar çok büyük ihtimalle aylıklar tarafında, bakın haftalıklarda büyük ihtimalle 1.1850'ler ve sonrasında 20 günlük ortalamaya doğru ve daha sonrasında aylıklarda ne demiştik arkadaşlar? Şu önemli ortalamaları 1.20'nin üzerini deneyerek
Önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle 1.25 ve 1.27'lere doğru hareketin devamı gelecektir diyoruz. Yani dolar endeksi dünyada düşüşe hazır, euro dolar yukarıya hazır ve Avrupa'dan olumlu bir takım verilerin gelme ihtimali giderek artmış durumda diyoruz. Hemen buradan nereye geçelim? Peki buradan dolar TL'ye mi geçelim? Dolar TL'de daha önce de bahsetmiş olduğumuz, şimdi dolar TL ile ilgili bakın, haftalar sonra ilk defa bir ortalamanın altında kapanış görüyoruz. Ciddi bir kapanış görüyoruz. Büyük ihtimalle bandın ortaya, bandın dönmeye başlaması daha önceki hedef seviyeleri aşağı kırmaya istekli olacaktı. Yani 4.40'ları aşağı kırarak kademe kademe biz bu uzun süreli bir düşüş trendinin başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Belki bu önümüzdeki hafta ekonomiyi kim yönetecek gibi bir takım bu noktada beklentiler hakim. Bakanlar kurulu oluşturacak falan filan derken ülkenin kaderini belirleyecek kadro, gidişatını belirleyecek kadro önümüzdeki hafta belki biraz daha kulislerde konuşulacak, belki de netleşecek, bilemiyoruz. Dolayısıyla dolarda ben artık tepenin bulunduğunu, düşüşün başladığını, orta uzun vadede artık TL'nin ciddi bir değerlenme süreci içine girebileceğini tahmin ediyorum. Ne olursa olsun değil ama eğer aklı selim açıklamalar ve yumuşak söylemler, güvenli liman oluşturabilecek, Türkiye'yi güvenli liman oluşturabilecek söylemler gelirse gerçekten TL'nin ne kadar hızlı değerlendirdiğini 3.50'lere, 3.60'lara, 3'lerin altına uzun vadede gelebileceğini hep birlikte yaşarsak, Allah ömür verirse hep birlikte göreceğimizi düşünüyorum. Ki bunu 1.5 liradan doların 4 liraya gidebileceğini söylediğimde çok fazla şiddet tepkiler aldığımız dönemde olduğu gibi tekrar eden bir kişi olarak söylüyorum. Faizlerde de aynı süreci göreceğimizi düşünüyorum. Türkiye aslında iyi ekonomi yönetimi olursa çok güzel sonuçlar aldığımızı geçmiş yıllarda da gördük. Bunu bir vatandaş olarak söylüyorum. Bunu muhalefette gerçekten objektif görebilen Sayın İncebile ne demişti? Çıraklık dönemi iyi demişti hatırlayacak olursanız. Bu hükümetin, hükümet anlamında diyorum tabii ki. Neden olmasın? Neden iyi şeyler olmasın ülkemde? Şimdi büyük ihtimalle biz faizlerde aşağı yönlü hareketin, dolarda da aşağı yönlü hareketin, enflasyonda da aşağı yönlü hareketin, borsada da yukarı yönlü hareketin oluşması ihtimali konuşuyoruz. Bakın dünyanın en büyük fonlarından biri, yanılmıyorsam Templeton fonu, Mark Mobius, o da benim gibi saçı yok ama çok parası var tabii. Ne dedi? Türk lirasına dedi yatırım yapın. Söylediği seviye geçen hafta 4.60'lardaydı. Bakın 4.60'lar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neredeyse 6 haftadır 4.60'lar. 4.60'ın üstü 4.60'ın altında seviye. Denge bölgesi. 6 hafta önce Merkez Bankası faiz arttırımı sonrası oluşan bir denge oluştu. O faiz arttırımından sonra bir daha o seviyeler görülmedi. Şimdi aşağı dönen harekete baktığımızda demek ki faiz arttırımından sonra görülen 4.44'leri aşağı kırıp ortalamalara doğru geri çekilen hareketler görebiliriz. Bu hafta kanaatimce tahmin ediyorum ki alt banda şu ortalamalara doğru. Yani 4.40'ların test edildiği, 4.45'lerin daha doğrusu 4.45'lerin tabii ilk etapta 4.55'leri aşağı kırması gerekir ki önemli bir seviye. 4.55'lerin kırılmasıyla birlikte haftalık marjları düşünecek olursak alt banda doğru belki sonra sıkışan ve sonrasında daha uzun vadeli düşüşler oluşan banda baktığımızda yukarıda 4.92, aşağıda 4.45 bu bandı aşağıya kıracak olursa 4.45'in altındaki her hareketlikte bizim daha önce de bahsetmiş olduğumuz 4'lere doğru hareketleri gündeme getirecektir kısa vadede. Orta uzun vadede tabii ki beklediğimiz hedefler oldukça büyük TL lehine gelişebilecek noktada olacağını tahmin ediyoruz. Dediğimiz gibi ekonomide enflasyonu düşürmeye yönelik iyi adımlar atılacak olursa, söylemler yumuşayacak olursa, bütün kesimler gerçekten yıllardır yapılan balkon konuşmalarında kucaklanmaya reel anlamda gerçekleştirilecek olursa Türkiye'yi tutacak kimse yok diye düşünüyorum ben. En azından umudumuz hala bir şekilde var. Evet, şimdi buradan yola çıkarak dolar TL'yi dedik. İsterseniz bir altın fiyatlarına şöyle bir bakalım. Altın fiyatları, evet, altın fiyatlarında artık önemli bir dip yaptığından bahsediyorduk ve ana trend çalıştı arkadaşlar. Yani ana trend, ben
ana trende geleceğini düşünmüyordum. Ara trendlerden döneceğini düşünüyordum ama bakın şöyle bir dipten alacağız. Haftalık alacağız. Ve haftalık trendten yola çıkarak bakın arkadaşlar. Haftalık trendten yola çıkarak, hatta aylık trend de olabilir. Bu aylık trend daha müthiş bir şeyi veriyor. Seviye veriyor. Şöyle yükselen trende bakın hemen hemen o seviyeye yakın yaklaştı. Şöyle aldı hatta. Ortalamaya da çok yakın. Bakın bu ortalamaya dokunduktan sonra sürekli rallilerin başladığını görüyoruz. Haftalıklarda da aslında benzer geri çekilmeler ralliler, geri çekilmeler ralliler olduğunu görüyoruz. Bu defa orta bandın geçtiği seviye 1270'ler. Demek ki 1270'lerin üzerine bize altında bir hareket görecek olursa şu yeşil bandı büyük ihtimalle 1350'ler ne kadar sürede görebiliriz? Mesela oradan uzaklaştıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. ayda gördüğünü görüyoruz. 1, 2, 3. Yani bu demek ki Temmuz, Ağustos sonuna kadar aslında 1350'lerin geçip 1400'lerin tekrar konuşulacağı süreci getirecek gibi gözüküyor. Benim kanaatim o yönde olmaya devam ediyor. Günlüklerden yola çıktığımızda, pardon haftalıklardan yola çıktığımızda artık iyi bir tepki bölgesine yakın oldu. Şu ortalamanın üzerine çıkabilecek hareketi görebiliriz. Günlüklerde ise Cuma günü gelen tepki önemliydi ama ortalamanın üzerine atması, 1255'lerin üzerine atmasını bu hafta bekliyoruz. Bu hafta 1270'ler ve daha üzerine bir atak olabilir mi? Bunu izleyeceğimiz bir hafta olacak. Çünkü göstergeler yavaş yavaş yukarı yönde isteğin oluşmaya başladığını bize gösteriyor. Buradan hemen gümüşe geçiyorum. Gümüşte de aynı durum söz konusu. Yine gümüşte de aylıklar çerçevesinde baktığımızda bakın çok önemli bir ortalama. Bu ortalamaya geçen hafta dokundu ve burada kapattı. Büyük ihtimalle her ortalamaya dokunduğunda mutlaka dip yapıp tepki geldiğini, bu ortalamadan tepki geldiğini görüyoruz önümüzdeki süreçte de. Gümüşte de bu tür hareketleri görme olasılığımız giderek artacak. Yani yukarı yönde giden hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Gram altına geldiğimizde ise bakın gram altın 83'lere kadar geldi. Büyük ihtimalle 86'lar artık iyi bir direnç. Çünkü burada bir hat vardı görüyorsunuz. Yanılmıyorsam bu hattın geçtiği seviye 86'lardı. 86'ların altında. 86'ların üzerine çıkıp kapanışlar yapmadığı müddetçe biz aşağıda hareketin sıkışarak daha da aşağı geleceğini ve daha önce bahsetmiş olduğumuz o 170-175 bölgesi kademe kademe test edecektir. Yani gram altında zirve bulundu, düşüş başladı, orta uzun kısa vadeden orta uzun vadeye artık altında kalmamakta fayda var. Onsun yükselişi eğer çok sert, çok hızlı olacak olursa yine düşüşler devam edecektir. Ons tarafındaki hareketten dolayı ama içeride dolarda bir düşük görecek olursak ki bu ihtimal artarak giderek artıyor. Burada hareketin daha da uzun soluklu aşağı gelmesiyle birlikte altın sınırlı düşüşlerle yoluna devam edecektir. Sınırlıdan kastım hedefimizi koruyacağız. 170, 175'in altı 170'ler daha da altını koruyor olacağız ama sonuç itibariyle zaman zaman onstaki yükselişin etkisi etkili olabilir diye düşünüyorum. Ama altından uzak durmakta fayda var diye tahmin ediyorum. Buradan isterseniz nereye geçelim? Hemen bir sterlin dolar bakalım. Sterlin dolara baktığımızda evet sterlin dolar da çok iyi tepki verdi. Geçen hafta da tepki vermişti. Artık bu trendi yukarı kırecektir. Tahmin ediyorum bundan sonra sterlinde de düşüş bitti. Çok büyük ihtimalle 135-136 bölgesine doğru ki şu an için 132'ler seviyesinde. Kademe kademe daha önce buranın dip olduğundan bahsettik. Kademe kademe 135-136 bölgesi şu ortalamalara doğru hareketler görme olasılığımız oldukça yüksek. Şöyle bir dolar Japon yenine isterseniz bir bakalım. Dolar Japon yenine geldiğimizde ise evet dolar Japon yeni de çok enteresan bir kırılma yapmaya başladı. Eğer yani zayıflayacak olursa bir fincan kulp misali hareketin yukarı gitme olasılığı dolar endeksi dolar Japon yeni karşısında yükseliyor ama diğer para birimleri karşısında zayıflıyor anlamına gelecektir. Eğer 112'ler üzerinde pardon 111.400'ler üzerinde biz dolar Japon yeninde kapanış görecek olursak şu seviye hedef yani 113'ler hedef olabilir. Bunu da izliyor olacağız. Başka bakacağımız bir enstrüman kaldı mı arkadaşlar? Tahmin ediyorum ki şu an için başka bakacağımız enstrüman kalmadı ama belki şu şey olabilir hemen şuradan Bitcoin. Evet Bitcoin'de bir dip oluşumu artık onaylandı. Hatırlayacaksınız 2-3 hafta 2 hafta önce yanılmıyorsam 6100'lere geldiğinde buradan bir tepkinin gelebileceğini dibin
oluşabileceğini, 7.000'leri konuşabileceğimizden bahsetmiştik. 6.700'lere geldi ve tekrar bir satış geldiğini gördük. O ara çok fazla izlemedik ama sonuçta buranın dip olduğunu artık netleştirebiliriz. Çünkü bakın fiyatlar aşağıya gelirken artık göstergeleri yukarıya yapmaya başladığını, dip yaptığını, hatta düşüş trendlerini bakın şurada eğer bir trend çizgisi çekecek olursak, ki hatta çekecek olursak diye çekelim. Şöyle bir trend çizgisi alalım. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bu düşüşün bittiğini gösteren bir işaret. Yani Bitcoin'de şöyle diyelim. 9.000, 10.000'lerden başlayan düşüşün bittiğini gösteren bir işaret. RSI önce kırmış ama daha fiyatta kırılma yok. Onun için şöyle yapalım. Şöyle Bitcoin'i bir trend çizgisi daha alalım. Bakın. Evet, burada da kırılmış aslında. Geçen hafta kırılmış. Hatta dün kırılmış. Bugün üzerinde belki bir pullback. Sonra tekrar güçlü hareketler görürüz. Yani kripto paralarda da diplerin onaylandığını artık düşünüyoruz. Bundan sonra yükselişler başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Yarın sabah her pazartesi olduğu gibi TGRT Haber'deyiz. Saat 10'a çeyrek varken piyasaları yorumlayacağız, konuşacağız. Hisselere yönelik de birazdan, birazdan derken belki akşama yapmayı planlıyoruz ama hisselere şöyle bir takım çalışmalarımız var. Onları da sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Bu arada tabii ki yine reçel eğitim danışmanlık olarak bakın. Belki de bir komisyon karşılığı verebileceğiniz bir ücret kadar eğitimlerimize katılabilirsiniz. Veya yapacağınız, kimse zarar etmesin tabii ama yapacağınız küçük bir zarar kadar bile maliyet yok. Artı kendinize yatırım yapacaksınız arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. Gerçekten geri dönüşler yıllardır gayet iyi. Çok şükür. Ben de bu noktada bu işin sürdürülebilirliğinin olabileceğinden bahsederek eğitimler yapıyorum. Ve geri dönüşlerin böyle olması beni daha da teşvik ediyor. Bu anlamda tecrübelerimi sizlerle de paylaşıyorum. Tabii ki zaman zaman hata yapabiliriz, yanılabiliriz. Ama en azından hata yaptığımızda, yanıldığımızda bunu da paylaşıyoruz. Bu da başka bir nokta. Ama tabii ki keşke hiç hata yapmasak. Sonuçta insanız. Israr ettiğimiz oluyor mu? Oluyor tabii ki. Ama eğer teknik analiz bilirseniz benim hatamı da görebilirsiniz. Beni bile uyarabilirsiniz ki böyle gerçekten çok iyi bu işi becerebilen arkadaşlarımız var. Sonuç itibariyle biz elimizden geldiğince sizlerle teknik analiz yaparak eğitimlerimizi de burada tanıtarak eğitimlerimizin içeriği, eğitimlerimizin bakın eğitim tarihlerimiz internet üzerinden eğitimler, eğitimlerimize gelemiyorsanız özel eğitimler, bunlar da çok çok önemli çünkü özel eğitimde birebir çok farklı noktaları da yakalayabilirsiniz. Ve YouTube sayfamız var ve yine Twitter sayfamız var arkadaşlar. Twitter'dan daha doğrusu Haydar Ekber Piyasalar Twitter'dan da sadece bize bağlanarak istekte bulunabileceğiniz bir sayfa olarak da bunu söyleyelim. Evet. Eğitimlerimizin videolarını da sizlere veriyoruz ki eğitimden sonra rahatlıkla kendi çalışmanızı devam ettirebilirsiniz diye. Evet, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Herkese iyi pazarlar diyeyim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bu arada bildiğim kadarıyla yine Güney Kore ile Amerika arasında nükleer konusunda bir enteresan sıkıntı olmuş. Onun için altın fiyatlarına dikkat, güvenli liman olması anlamında demek istedim. Herkese bol kazançlar, görüşmek dileğiyle diyorum. Eyvallah.